Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kürşat Genç. Kanalımıza yeni gelen abonelerimiz, takipçilerimiz, izleyicilerimiz olmuş. Hoş geldiniz diyorum. Daha önceki videolarımı gezebilirsiniz. Ben elinden geldiği kadar güvercin belgeselleri çekerek yaşamış hikayeleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Güvercin sevdasının kültürünü, samimiyetini elinden geldiği kadar bilinçli ve kültürlü bir şekilde yaymaya çalışıyorum. Daha bunlar sizlerin desteği ve yorumlarıyla oluyor. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. İskenderun'dayım, kendi damımdayım. Bugün ne yapacağız? Çok bekleriz göğe Hollandalı'yı bastıracağız. Aynı zamanda Karabaş alacağımız vardı, onu bastıracağız. Önce güzelce kuşlarımız biraz uçururuz, yoruluruz. Bugün kuşlarımı erken açacağım çünkü hava çok güzel. İskenderun manzarası da görmenizi istedim. Yarıkkaya'mız, bizim meşhur Yarıkkaya'mız. Tabii artık dağ taş deline denene Yarıkkaya pek kalmadı ama olsun. Kuşlarımızı güzelce bir uçuracağız. Ondan sonra bir uçum videosu yaparız. Bir seyirlik bir video yaparız. Ondan sonra güzelce bir elmas ilkemizle kuşlarımızı bir yıkarız. Ondan sonra kuşumuzu bastırırız diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Orkun abi çalıştığı için her videomuzda olamayacak. Yani kendisi esnaf olduğunu her videoda söylüyorum. Yani bizler sabahtan akşama kadar adamda durmuyoruz. Benden rica ediyorsunuz. Abi lütfen işte bize şunları göster, kuş terimlerini anlat vesaire. Ben elinden geldiği kadar ustalarımdan dinlediklerimi size aktarmaya çalışıyorum. Şimdi ufak tefek yavrularımız büyüyor arkadaşlar. Yakın bir zamanda bu videonun sonrasında olur büyük ihtimal. Çıkan yavrularımı göstereceğim, yumurtlayan çitlerimizi göstereceğim. Aynı zamanda belki de yeni bir sürpriz daha vardır. O videoda ilerleyen zamanlarda gelir zaten. Amacımız sizlere mutlu, keyifli zamanlar geçirtmek. Bu arada arkadaşlar kuşlarımıza artık havalarımız ısındı. Yavaş yavaş fek dönemine giriyorlar. Kuşlarımızı yıkandırmayı unutmayalım. Tabii ki kanadı yolunmuş kuşları çok yıkatmak iyi değil. Çünkü kör gelebiliyor ya da işte bozuk gelebiliyor kanatları. O yüzden kırpık kuşları ve uçan kuşları yıkandırmak daha doğru, daha elverişli. Bu arada arkadaşlar şunu belirteyim. Videomuza başlamadan önce çünkü izlerken unutabiliyorsunuz. Şu altlarda duran abone ol butonu ve beğen butonu var. Sadece onlara basmanız yeterli. Bunlar ücretsizdir. Lütfen korkmayın. Hadi onları bir yardırarım arkadaşlar da. Kanalımızın ivmesi artsın. İzleyicilerimiz çoğaldıkça, sizin beğenileriniz, yorumlarınız çoğaldıkça bizim bu videolarımız daha seri bir hale, daha hızlı bir hale gelecek. Elimizden geldiği kadar iyi bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Defterim nerede? Ha burada. Dur. Arkadaşlar şimdi videoyu konsantre olmak ayrı, selamları unutmamak ayrı. O yüzden çok şey yapamıyoruz, kusura bakmayın. Dersime çalışıp geldim. Sefa Çetin kardeşime, bizim Facebook grubumuzun moderatörü Mehmet Göçer'e, Kırıkhan'da kendisi. Ona zaten daha önce video çekmiştik, gitmiştik. Kendisi genç bir kardeşimiz, kuşu seviyor. Bizi de seviyor, Allah razı olsun. Ona selam olsun. Hollandalı kuşsever ustama, bizim kanalımızın en çok yorum yazanlardan bir tanesi. Ona selam olsun diyorum. Aynı zamanda İsmail Yükselir ustama, Fransa'dan Şevket Koç abime. Şevket Koç abim çok güzel bir yorumlar yazıyor. Yani hiç üşenmiyor, uzun uzun yorumlar yazıyor. Ben de noktası virgülüne kadar okuyorum. Şevket Koç abi seni seviyoruz. Buradan da sana sevgi ve saygılar. Çok selam olsun sana. Ömer Çiçek ustama da buradan selam olsun. Atmaca kardeşimize, Atmaca ustamıza da selam olsun buradan. Ama şunları belirteyim arkadaşlar. Videoların birçoğu hani hazırlanma aşamasında oluyor vesaire. Yeni videolara selam ekliyorsunuz ya. Onlar sonraki videolarda gelecek. Yani sanmayın ki unutuyoruz, gözden kaçırıyoruz. Tabii ki de gözden kaçabilir. Lütfen hakkınızı helal edin. Kızmayın bize. İnanın hani herkes cevap vermeye çalışıyoruz. Aman şunu unutmayalım. Aman bunu yapmayalım. Kuşun mesela diyelim ki kuş bastıracaksak ona odaklanmak gerekir. Onu ayarlamak gerekirken biz acaba selam söylerken unutur muyuz? Ayıp olur mu? Bize kızmazlar inşallah. Bizi yanlış tanımasınlar diye o dertteyiz. O yüzden kusura bakmayın. Unuttuğumuz olursa hakkınızı helal edin. Size şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar eskiden şöyle bir anlayış vardı. Şimdi az önce beyaz kuşları seçtim. Biliyorsun yeni kuşlarımız var. Onları buraya aldım çünkü hava çok sıcak. Daha doğrusu saat biraz erken kuşlarımız yükselebilir. Hani gezmeye gidebilir. Biz de gitsin istemiyoruz her kuşçu gibi. Çünkü emek ediyoruz. Bunlara zaman harcıyoruz. O yüzden gitmesini istemiyoruz. Şimdi aklıma şöyle bir hikaye geldi. Eskiden kuşlular benim babamgilin zamanında da hatırladığım şuydu. Yuvalarına ya da işte damının herhangi bir yerine ayna koyarlardı. Bu aynanın sebebi de bu uçuşan beyaz tüyler var ya. Ustalarımız sürekli yuvaya girip çıktıkları için kendilerini görmüyorlardı. Örnek veriyorum bir yere gideceği zaman diyelim damdan indi eve gideceği zaman önce bir üstünü başını düzeltirlerdi. Çevreye çok güzel bir saygıydı bu. Çok güzel bence örnek teşkil eden bir durumdu. Bizim de burada aynamız vardı. Kırıldı. Şimdi görünce aklıma geldi. Ben de ilerleyen zamanlarda buraya bir ayna yaptıracağım zaten. Hadi daha fazla sıkmayayım. Açayım kuşlarımı seçtim çünkü çok yoruldum. Çok güzel bir hava var, cam gibi. Çünkü dün gece çok güzel bir yağmur yağdı arkadaşlar. Ondan dolayı bakın şöyle manzaramıza.
Tabii bazı ustalarımız şey yazmıştı ama abi dağ manzarası yeriniz yüksek herhalde. Arkadaşlar yerimiz çok çukur bizim. Yani şöyle göstereyim. Solumuz, arkamız ve sağımız yarım kapalı sayılır. Yani sadece bir ön boşluğumuz var. Kuşlarımız da o ara yükseldi biraz. Dediğim gibi amacımız şu an mesela kuşları yükseltmek değil. Çünkü biliyorsunuz sizler için yeni yeni kuşlar katmaya çalışıyoruz. Zevkli biraz daha renkli bölümümüz olsun diye. Çok güzel görünüyorlar ama ilk defa bu erken açtım. Bu kadar erken açtım. Hava da cam gibi maşallah. Tabii Orkun abi yok. İçim bir yandan buruk ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani ben de isterim yanımda olsun ama aklı ve kalbi bizimledir eminim. Yani çünkü o da istiyor ki ben biraz alışayım bu tarz şeylere. Yani kuş bastırmaya, kuş uçurmaya. Çünkü ben yeni yeni tecrübe ediniyorum. Tabii küçükken işte babam damdayken az çok görmüşlüğümüz, duymuşluğumuz var. Ben gittiğim ustalardan öğrendiklerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yani o yüzden şu olmalı, bu olmalı dediğim zaman mahalledeki kuşçu ustalarım bana gülerler. Yani sen ne ara kuşçu oldun derler diye. Aslında biraz daha çekingenliği o yüzden. Kuşlarımız yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Bakın bir bölük gitmek istiyor, bir bölük gelmek istiyor. Yavaş yavaş ben kenara geçeceğim. Sıcakta yani yorulacaklar hemen. Atılmaya, gezmeye gitmesinler. Ama yani arkadaşlar şu kuşların şöyle uçuşunu görmek var, izlemek çok büyük bir keyif ya. Ben bir de ilk defa bu kadar güneşli havada kuşları açtım. Yani havada canlı görmek daha güzelmiş. Renklerini, bu uçuşlarını, kanat seslerini. Tabii kuşlarımız da çok zil olmadığı için zil seslerini duyamıyoruz ama. Mesela sizlere uçan kuşları böyle seyretmek neler arkadaşlar hissettiriyor, neler gösteriyor, yani nasıl bir duygu belirtisi sağlıyor size? Onları yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben şu an çok mutluyum yani bilmiyorum ya, belki de ilk defa yaşadığım için. Sarı gümüş kuyruğumuz arkadaşlar geldi. Bu da tatlacı seven ustalarıma gelsin. Yine attı da yakalayamadım. Sekiye konarken de attı. Bu arada sol kolunda bir ağrı görüyorum arkadaşlar ben. Biz Orkun abi onu gördük ama. Ama işte ben bu görseli, bu ışığın güzelliğini seviyorum. Tabii kuş ustalarım da çok daha iyi bilirler. Yani kuşun açılacağı saat, uçurulacağı saati. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Geçen gün kuşlar yıkanmak istiyorlardı. O yüzden şimdi yıkatacağım. Yıkandıktan sonra zaten hava çok güneşli ve güzel. Hemen kuruyacaklar. Ondan sonra biraz kuşlarımızı yorup kuşumuzu bastıracağız zaten. Aynı zamanda 3-4 tane büyük ihtimalle yeni kuş uçmuş olur. Yani çünkü biliyorsunuz kırmızı gümüşü bastırdık. Onu da yavaş yavaş takviye ediyoruz kuşumuza. Mavi güllümüz, kara güllümüz burada. Şimdi Orkun abi olsaydı şöyle sayardı. Eksiklerimiz var mı diye. Şöyle yapardı. Kara güller burada. Çakçırlılar burada. Bakın arkadaşlar güneşten kaçanlar şuraya geçmiş durumdalar. Şimdi biraz yıkanırsınız arkadaşlar. Biraz şimdi dinlenin. Tamam mı? Güzelce. Ben size birazdan güzel bir elma sirkeli bir su veririm. Güzelce bir yıkanırsınız. Tamam mı çocuklar? Arkadaşlar Orkun abi geldi, ufak 5 dakika dedi, seni yanıtı zıratmayın dedi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Arka konak kuşları bile izleyicilerimiz görmüş, kusura bakmayın. Yani biz elimizden geldiği kadar vücuda güzel olsun derdinde olduğumuz için bazen unutuyoruz oraları. Genelde yeni kuşlarını akşama doğru, akşam serinliğinde uçuruyorlar ki kuş çok gidemesin, hani aşıma gitmeye çalışmasın diye. Şimdi kuşlarımız Orkun abi geldi, dedi ki bir tur da ben izleyeyim dedi. Madem öyle esnafız, biz de mi bu sevda yaşamayalım dedi.
Biri girse hepsi gidecek. Aynı sefasını izlemek istiyorlar, yem yerken izlemek istiyorlar. Elimden geldiği kadar sizlere memnun etmeye çalışıyorum. Lütfen bana kızmayın. Şu daha fazla olsa, şu daha güzel olsa, şu da şöyle olsa lütfen bana kızmayın. Elimden geldiği kadar sizlere seyir hoş bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Hakkınızı helal edin. Bana kızmayın lütfen. Bizim burada eski Kırmızı İstanbul'umuzu göstereyim size bu arada. O da damın veda iftarlarından, çok eskilerden.
akıyor. Yoğurlandığı bırakacağım. Elde durmuyor kuş. Vallahi dediğiniz gibi herhalde biraz bizi beni biraz terletecek gibi. Baksana hiç durmuyor. Zarar da vermek istemiyorum. Şöyle göstereyim tekrardan. Umarım basar bizim yavuzumuz olur. Hadi bakalım. Bu arada şunu belirteyim, rüzgar var. Normalde bu havada bastırılmaz derler ama kuşları biraz yordum, biraz kondurdum. Görüyorsunuz kuşu da kovalıyorlar zaten. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Kalktı kuşumuz. Hemen ben kenara geçiyorum. Kuş da bıraktım. Bir tane adamda sekizde kuşumuz kaldı. Bakalım basacak mı kuş? Nasıl uçuyor bakalım. Vallahi arkadaşlar kuşun üstünde uçuyor. Abo gidecek herhalde. Yok, damı gördü. Damı gördü vallahi. Çok da güzel uçuyor maşallah. Gel. Gel. Oğlan tekten geldi. Maşallah. Kondu arkadaşlar. Kameraya düşürme. Kameraya düştü kondu ya. Böyle bir şey olamaz. Gel. Uçtu arkadaşlar. Şimdi bu bastı mı oluyor bilmiyorum. Bastı herhalde değil mi? Tabirleri yeni öğreniyorum ben de. Hemen ses tonu değişiyor tabii. Bakın arkadaşlar çok kötü rüzgar var. Normalde ustalarımız diyor bu havada uçurulma, yani zaten normalde akşam şartlarında uçurmak gerekiyor ama ben güzel bir görsel olsun, güzel bir aksiyon olsun için uğraşıyorum aslında. Ama kuşlar da gitsin istemiyorum. Orkun abi diyor ki bana ikisi aynı anda olmaz. İkisinden birini tercih et diyor ama bakalım. Biraz yapışkanımız da atılıp geldi. Rüzgar var, kuşlarımız tek tek uçuyorlar. En büyük tehlike de bu. Ama yiğidim aslanım geldi. Bir su iğneci yedim. Şurada gördüm, uçuyor. Uçuşu nasıl ustalarım? Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Gel. Keşfir kuyruk birazımız da arkadaşlar atılmaya gitmiş. Türk oğlu ustamızın hediyesi doyda. Ben şimdi gördüm. Ben de diyorum bu kuşu kim bıraktı? Yeni uçuyor herhalde dedim. Bu da şimdi geldi. Bu arada arkadaşlar ben
Karabaş acasını bastıracağımı unuttum. Onu bırakmış oldum. Kusura bakmayın, gösteremedim elimde size. Şöyle yerdeyken göstereyim. Bir de onu da ürkütelim bakalım bir. Ürkütmek diyorlar buna herhalde. Yani aksilik olacak arkadaşlar. Kamera kaydı durdu orada, kusura bakmayın. Şu an karabaş acamız da uçuyor. Bakayım nerede uçuyor, onu göstereyim ben size uçuşunu. Şu başta uçan arkadaşlar. Onun da bir uçuşuna bakın. Uçar mı, bize eder mi hizmet? Bir bakın şu. Gel. Bu arada üç kuşu aynı anda uçurmuş olduk yeni. Tabii daha önce bastırmıştık gümüş kuyruğu. Hollandalı da kuşun içerisinde bu arada. Umarım bir hata yapmadım. Yani içeri alıp mı acaba, tek tek mi bastırılır bilmiyorum ama. Ne bileyim, falan kuşu herhalde bir daha bastırılmaz yani, bir daha yani artık herhalde uçurulur tek tek yavaş yavaş. Bu da hanemize hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Kuşatgenç hanesine diyelim. Çünkü bu kanal her zaman dediğim gibi hepimizin, yani sizlerin istekleriyle seçerek alıyorum. Yani beğeneceğinizi tahmin ettiğim kuşlar almaya çalışıyorum. Hollanda'da seni çok beğenmişlerdi, haberin olsun. Sana göz değmesin. Arkadaşlar şöyle yorumlara nazar boncuklu bir maşallahınızı alırız. Bu arada bakayım başka eksiğimiz var mı? Ben sadece yeni kuşlara odaklanıyorum ama ondan önceki yeniler yabana atıldı herhalde, unutuldu. Şöyle bir sayayım. Karagüllerimiz burada, çakşırlarımız burada, şinasi burada. Başka yeni kuşumuz var mıydı? Vardı ama onlar artık yavaş yavaş yavuz sayılır. Arkadaşlar umarım keyifli video çıkartabilmişimdir size. Orkan abi de arada geldi, güzel bir sürpriz yaptı. Beni motive etti. Teşekkür ediyorum kendisine de. Siz değerli ustaların, değerli kardeşlerimin güzel yorumları sayesinde böyle video da çıkartabiliyoruz. Bunlar sizlerin videomuzu izleyerek attığı beğenilerle, yorumlarla, desteklerle oluyor tabii ki de. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunu da söylememiz gerekiyor. Çünkü atlayan ustalarımız, bilmeyen ustalarımız olabiliyor. Sizlerin yorumlarıyla ben de bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.